Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kuzu koldan tandır yapacağız ama düdüklü ya da tencere kullanmayacağız. Kavanozda yapacağız. Kuzu kolları ben kasabıma bu şekilde parçalattırdım. İsterseniz kuzu incik de kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde sonuç alacaksınız. Üst kısımdaki fazla yağlı kısımlarını aldım. Üzerine biraz tuz ve biraz da kekik ilave ediyoruz. Çok az sıvı yağ, böyle 2 yemek kaşığı kadar yeterli gelecektir. Hepsini güzelce harmanladık ve bu şekilde kavanozların içerisine doldurdum. Çok fazla böyle tıkmak istemedim. Açıkçası sıkışmasını istemediğim için ben 2 tane kavanoz kullandım. Bu kadar yeterli. Daha fazla üzerine basmayacağım. Kalan etleri de başka bir kavanozun içerisine dolduruyorum. İçerisine başka hiçbir şey ilave etmiyoruz. Su ilave etmiyoruz ya da herhangi bir şey ilave etmiyoruz. Eğer seviyorsanız bir diş sarımsak atabilirsiniz ama ben onu da atmadım. Sadece etin natural tadı olsun istediğim için kapaklarını kapatıyorum. Şimdi kapağını kesinlikle sıkmayın. Sadece bir kere döndürmeniz yeterli gördüğünüz gibi. Bu şekilde döndürüyoruz ve bırakıyoruz. Eğer sıkıştırırsanız kapakları bu sefer piştikten sonra açamazsınız. Şimdi kuzu tandırlarımızı bu şekilde 180 derece fırında 1,5 saat boyunca pişiriyoruz ve 15 dakika fırın kapalı şekilde de dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra gördüğünüz gibi bu şekilde aldık. Eğer dinlendirmezseniz bir düdüklü tencere etkisi yapacaktır ve istenmeyen sonuçlar alınabilir. O yüzden biraz dinlendiriyoruz ve görüyorsunuz dip kısmında nasıl da kendi suyunu salmış. Tamamen etin kendi suyu bu. Biz hiç su kullanmadık. Şimdi bunları bir tabağa alalım. Sıkmadığımız için kavanoz kapaklarını çok kolay bir şekilde açıldı. Sadece kenarından küçük bir bıçak ile çıtlatmam yeterli oldu. Ve suyunu görüyorsunuz. Tamamen kendi suyu. Gerçekten çok lezzetli oluyor bu suyu. Özellikle böyle ekmek banmalık çocuklar çok seviyorlar. Aynı şekilde büyükler de. Lokum gibi de pişti. Kesinlikle pişmez diye aklınızda bir soru işareti kalmasın. Gerçekten tam anlamıyla böyle lokum gibi olmuştu. Yumuşacık ve çok lezzetli oldu. Kendi suyuyla, kendi buharıyla piştiği için. Sizler de denemek isterseniz kesinlikle bu şekilde tavsiye ederim. İsterseniz bunun yerine kuzu incik de kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde yapmanız yeterli olacaktır. Lime lime dağılan lokum gibi etiyle şahane kuzu tandırımız servise hazır. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.